Merhaba sevgili seyirciler. Doktor Ferman ile Sağlık ve Güzellik programından merhaba tekrardan. Bugünkü konuğumuz sayın uzman doktor, anestezi uzmanımız Nilüfer Şenbecerir. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz. Ayaklarınıza sağlık, buraya kadar zahmet ettiniz. Hocam anestezi uzmanısınız ya. İlk aklıma gelen biz uyumaktan, daha doğrusu anestezi almaktan korkuyoruz millet olarak. Gerçekten bu kadar korkutucu mu bu süreç? Biraz bundan bahseder misiniz? Evet. Bilakis hiç korkutucu değil. Belki bu mesleğin içinde olmak, biliyor olmak, güzel yanlarını, kötü yanlarını, risklerini biliyor olmak. Anestezi bir cerrahi işlem için uygulanan bir yöntemdir. Yani yoldan geçen ya da hastaneye gelmiş herhangi birisine anestezi uygulamazsınız. Bir cerrahi işlemin yanında, cerrahi sırasında hastanın ağrı duymaması, duyularının kaybı ve cerrahi alanın kontrolü amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son zaman giderek gelişmiş ve güvenilir bir yöntemdir. Anestezitinize güvenin, anesteziye güvenin. Çok önemli. İnsanlar hep cerrah seçiyorlar. Evet. Ben diyorum ki anestezitinizi seçin diyorum. Tabii belki bu işte perdenin biraz arkasında kalıyoruz. Evet. O cerrahi sahanın bir tık arkasında kalıyoruz. Ama beni gördükten sonra zaten seçiyorlar diye düşünüyorum. Bu konuda hiç mütevazilik etmiyorum. Çünkü cerrahınızı seçer gibi anestezinizi de seçiyor. Seçmek gerekiyor. Evet. Değil mi hocam? Uyumaktan korkuyoruz ya. Bir de uyanmaktan da aslında biraz çekincelerimiz oluyor. Ya da uyanırken bazı hastaların uyanamayacağım diye düşünüyorlar. Uyanamayacağım diye düşünüyoruz. Bir de uyanma sürecinde bazı sıkıntılar yaşayabiliyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu süreçler nasıl oluşuyor? Uyanamayabilir miyiz? Uyanırken nasıl sıkıntılar yaşarız? Bunu aşmak için neler yapmamız lazım? Evet, kişinin kendi hastalıkları, sağlık problemleriyle ilgili belli hem cerrahi hem de anesteziden kaynaklanan risk skalalarımız var. Evet. Bu kişinin kendi işte şeker hastası, hipertansiyon hastası, kalp yetmezliği veya ek hastalıkları, obezitesi, KOAH'ı, solunum yetmezliği gibi hastalıkları burada anestezi oldukça etkiliyor. Bunlar için önlemler alıyoruz. Artık son dönemde uyutamayacağımız bir hasta yok gibi geliyor. Çünkü hem kullandığımız ilaçlar gelişti, hem kullandığımız cihazlar. Artık yavaş yavaş galiba bu sistemde biliyoruz. Bir de buna hipnoz eklendi son dönemlerde. Eğer anesteziyle uyumazsa mutlaka hipnozla, hipnoterapistler eşliğinde cerrahi uygulanabiliyor. Burada uyumak ya da uyanmak sırasında güvendesiniz. Bence en güvendiğiniz alan yanınızda bir anestezi uzmanı, bir anestezi teknisyeni ve her daim kontrol altında monitörizesiniz. Bunların riskleri yok mu? Var. Ama en büyük risk cerrahi sahadan kaynaklanıyor. Evet. Çünkü eğer hasta bir kanama veya orada yapılan işlemle ilgili bedeni bir reaksiyon verdiğinde, tansiyonu yükseldiğinde anestezist sizin yanınızda. Cerrahi sahada bir kanama olduğunda, müdahalesinde, sıvısında onun kayıplarının yerine konmasında anestezist sizin yanınızda. Evet. Aslında uyanırken, uyurken elinizi tutan kişi. Evet. Ben o yüzden diyorum ki anestezist bence o anda güvenebilir. Geleceğiniz tek el size uzanan, size esas nefes oyun, olan. Oyun kurucu aslında anestezi sistemi. Kesinlikle oradaki bir yönetici, orkestra şefi gibi çalışıyor. Cerrahi unutmamak gerekir. Cerrahi çok profesyonel ve o alanda bir işlem yaparken anestezistin görevi cerrahı da o alanda rahat ettirebilmek. Cerrahın işini en iyi şekilde yapabilmesini sağlamak. Onun için anestezistinizi seçin diyorum. Aynen. Cerrahla iyi bir iletişimi olmalı. Hastayı çok iyi tanımalı ve analiz etmiş olmalı. Çünkü hem cerrahi sahayı güvende bırakmanız gerekiyor, hem hastayı kontrol etmeniz gerekiyor ve o arada da hastanın herhangi bir yaşamsal fonksiyonlarına zarar gelmemiş gelmemesi olması gerekiyor. Bu yüzden zaten anestezi konsültasyon formları var değil mi hocam? Evet. Cerrahiye uygun mu'dan ziyade anesteziye de uygun mu diye öncesinde bir çok hasta önemli bir inceleniyor. Konuya değindiniz. Hasta geliyor, işte cerrahi hazırlanıyor. Anestezi konsültasyonu için bize geldi. Ben hiç benden ya da herhangi bir doktor arkadaşımdan ameliyat öncesinde anestezi konsültasyonu yoksa ameliyathaneye almıyorum. Bunun için çok kızıyorlar bana. Diyorlar ki işte bu kadar dolaştık bir de size mi alın? Evet. Çok önemli. Çünkü ben sizi tanımalıyım. Ben sizin sizin bana anlattığınız kadar bilebilirim tabii ki. Evet. Ama sizin bana anlattığınız, kullandığınız ilaçlar, herhangi bir şeye karşı alerjiniz var mı? Beden yapınızı görmem gerekiyor. Anestezi sırasında uygulayacağım yöntemi belirlemem gerekiyor. Her cerrahiye aynı anesteziyi uygulamıyoruz çünkü. Burada size seçtiğimiz yöntemler
ne kadar güvende uyumanızı, belki uyumadan lokal anestezi eşliğinde uyguladığımız bloklarla birlikte sizi daha güvende tutabiliriz. Bunu belirlemek, karşılıklı konuşmak, gelene kadar bir sıkıntı çekiyorlar, geldikten sonra diyorlar ki iyi ki buraya kadar gelmiş. Bu formun altına bir anestezi imzası olmadan olmaz diyor. Yani aslında çok mantıksız değil mi? Yani bir de size mi geleceğiz şeyi? Evet. Çünkü zaten en korktuğumuz şey ameliyattan ziyade uyumaktan, uyanmaktan korkuyoruz. Ama insanlar yoruluyorlar tabii. Kanlarını vermeleri, cerrahiye hazırlanmaları, bazen kardiyoloji, göğüs hastalıkları, konsültasyonları evet. isteniyor. Onları tamamlamaları artık diyorlar ki ne olur olalım. Diyorum ki tamam. Ya bana gelip birazcık gördüklerinde mutlu oluyorlar ama biz onlar için sadece bir formu, anestezi formunu imzalayan bir kişi değiliz aslında. O güne yani o ana kadar yapılmış bütün formları toplayan, bütünleyen cerrahi sahanın ve cerrahın konforlu, hastanın güvenli ameliyat olmasını sağlayan kişiyiz. Tümünü analiz edip uygun mu değil mi nasıl, neticeye kadar veren kişisiniz aslında. Evet, ben işimin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önem veriyorum. Bu şekilde özellikle her branşta olduğu gibi evet. bir hekimin işine titizlikle en ince ayrıntısına kadar analiz ederek yaklaşması gerektiğini Anladım düşünüyorum. Hocam. Peki bir de çocuklarda anestezi var hocam. Yani aynı şekilde mi yapılıyor? Çocuklarda anestezi ile yetişkinde anestezi aynı şey midir? Nasıl bir uygulama yöntemi? Farklı yöntemler kullandığımız oluyor. Aslında yetişkinin bir küçüğü gibi düşünülür ama evet. çocuk cerrahisinde veya çocuklarda uygulanan anestezi çok daha farklıdır. Aslında sosyal de bir korku mekanizmalarından. Evet. Çünkü kendinize bir şekilde emanet ediyorsunuz cerraha ama evladınızı cerraha emanet edemiyorsunuz. O yüzden de hep o korkuyu orada yaşıyorsunuz. Hocam az verir misiniz? Yani biraz verir misiniz diyor. Diyorum nasıl? Yani evet. ne kadar az ne ya kadar da az. Çünkü bu sizin bedeninizle alakalı bir durum. Yani çocuğun alacağı anestezi veya bir erişkinin alacağı anestezi sizin bedeninizin uyuma sınırınızla, o bedeninizdeki dozla, kilonuzla, yaşınızla alakalı. Bunu bırakın hekim karar versin. Bu sahada azı ya da çoğu yok. Ve kişinin daha çok çocuklarda çok önem verdiğim bir konu var. Az anestezi alsın, uyanık olsun. Korku. Hayatı boyunca çocuk, hastane, ameliyathane, hep çocukları doktorla korkuttuk. Değil Doktor mi? Gelir, hemşire gelir, iğne evet. yapar diye korkuttuk. Ne kadar Oysa yapmışlar. Evet çok yanlış. Yani onun bir dost olduğunu, işte polisle korkuttuk, evet. Öğretmenle korkuttuk, baban kızar dedik. Hep bir korku verdik. Diyorum Aynen. ki artık ne olur doktordan korkmayın. Korkutmayın. Çünkü korka korka bu hale geldik Aynen. aslında. Nasıl bir ironik. Evet. O yüzden çocuklarda uyguladığımız anestezi yöntemleri evet farklı. Evet. Çocuk bırakın uyandığında ağlasın. Hocam çocuk ağlıyor. Evet. Çünkü kullandığımız anestezi yöntemlerinde gazla verdiğimiz anestezilerde ağlayarak rahatlaması gerekiyor belki de. Bu ağrıdan değil. Çocuğun bu anestezi uyguladığımız anesteziden uyanması için. Ama biz daha çok diyorum ki bazen aha çocuğunuza bunu uyguluyorum size de bu yöntemle yardımcı olacağım diyorum. Biraz telkin, biraz hipnozla. Hipnoterapi. Ona da geleceğiz hocam. Evet, hipnozda çocuklardan ziyade anne babaya uyguluyoruz daha çok. Yanılmıyorsam çalıştığınız hastanede de böyle bir atölyeniz var değil mi hocam? Onu hasta yakınlarına. Hasta yakınları ben burada için. Annelere, babalara daha çok hipnoterapi yapıyorum. Bakın burası güvenli bir alan. Siz ne kadar rahat olursanız çocuğunuz da o kadar güvenli olacak. Hekiminize güvenin. Evet. Eğer güvenmiyorsanız girmeyin bu alana. Güvendiğiniz şeylere izin verin hayatınızda diye. Peki siz de hipnoterapide o saati kullanıyor musunuz hocam? Hipnoterapi böyle bir yöntem mi açıkçası? Aslında onu sormaya çalışıyorum. Nasıl bir yöntem? Hipnoz denilince hep bir sahne sanatı, bir show business gibi geçiyor. Ama hipnoz aslında bir tıbbi tedavi yöntemi. Bir sahne sanatı değil. Evet. Telkinle insanlara birçok alanda kullanılabiliyor. Telkinle, sözle, bedenlerindeki farkındalıkları arttırarak, algıları değiştirilerek, bilinçaltında oluşturdukları kalıplar dönüştürülerek iyileşme, dönüşüm sağlanıyor. Sağlanıyor. Peki hep şey yaparım böyle uyutma var mı gerçekten? Aslında uyutmaya
faydası olduğundan bahsettiniz. Uyku demin bozukluklarında veya anestezi öncesi korkularda kullanıyoruz kesinlikle. Diş çekimlerinde nerede kullanılır diye hani konuşacak olursak çocuklarda da kullanılabilir. Erişkinlerde de bağımlılıklarda sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılıklarında kilo vermek için anestezide, cerrahide, psikosomatik altında etken olan bütün hastalıklarda hepsinde kullanabiliyoruz. Ben en çok hastaneye gelmiş böyle korkusu, fobisi olan çocuklarda alt ıslatmada kullanılabiliyor. Ama hipnoz bir uyku değildir. Evet. Aslında biz gerçekten etrafta uyku halindeyiz. Ben öyle diyorum. Çocukların elinde bir cep telefonu. Hepimiz belli bir algının içerisinde hipnozuz. Hipnozdayız. Hipnoz bir uyanıklık halidir. Bilinciniz tamamen açıktır. Size verilen telkinleri bizzat kendi iradenizle birlikte kullanabilirsiniz. Burada size sunulan telkinlerin istediğinizi seçebilir, istemediğinizi uygulamayabilirsiniz. Yani her gelene hipnoz yapmıyoruz. Kişi kendisi istiyor olması lazım. Birisi getiriyor diyor ki işte eşim sigarayı bıraksın. Öbürü getiriyor diyor ki eşim kilo versin birazcık. Ama bunu kişi istiyor mu? Gerçekten buna hazır mı? Eğer hazırsa çok kolay hipnozla. İstek yoksa, inanç yoksa hipnoz zaten işe yaramayacak. Evet. İstemek lazım, inanmak lazım. Sonrasında tedavi geliyor. Lazım. Kesinlikle. Sonrası sizde inşallah. Yan etkileri var mı hocam hipnozun? Hipnozun yan etkileri yok ama doğru ellerde uygulanmazsa var tabii ki. Sigarayı bıraktırırken kişiyi uyuşturucuya başlatabilirsiniz. Evet, o yüzden son dönemde çıkan kanunlarla birlikte hipnozu sadece tıbbi amaçlı kullanımlarında hekimler, diş hekimleri ve klinik psikologlar kullanabiliyor. Yani eğer hipnoterapi yöntemini alacağınız kişi bir hekim, diş hekimi veya klinik psikolog değilse lütfen dikkatli olun. Çünkü bilinçaltında dönüşebilecek kalıplar işte biraz önce söylediğim gibi sigarayı bırakırken uyuşturucuya veya zayıflayacağım derken çok daha bedeninizde zarar verecek değişimlere, rahatsızlıklara sebep olabilir. Oldukça etkili bir yöntem. Kimin uyguladığı çok önemli burada. Profesyonel ellerde, bilinçli. Doğru ellerde. Değil mi? Artık sertifika programı var. Evet. Uygulayan kişinin sertifika programının çok olması gerekiyor. Çok uzun bir program aslında. Evet. En uzun tamamlayıcı tıp programlarından biri. Evet, GETA ünitelerinde uzun yöntemlerden bir tanesi. Çünkü bunu sindirmek, uygulamak, analiz etmek ve bu sertifikasyonu almak çok kolay değil. Yani her hasta uygun değil aslında değil mi? Her hasta uygun değil. Değil. Siz hasta seçimi yaparken bir yönteminiz var mı hocam? Hipnoterapide özellikle. Kişinin kendi isteği. Yani kendi isteğiyle gelmiş olması. Kişinin istiyor olması gerekir. Akli dengesinin yerinde olması gerekir. Akli melekeleri yerinde olmalı ve kişinin istiyor olması yeterli. Onun dışında eğer istediği ya da değiştirmek istediği şey cerrahi ise yapamazsınız. Evet. Bu aslında kişinin aldığı tedaviyi değiştirmiyor. Yani bir cerrahilik bir vakaysa ameliyat olması gerekiyorsa ameliyat olmak zorunda. Veya kişi bir ilaç kullanması gerekiyorsa ilaçlarını alacak. Ama bu ilaçların işe yaraması ameliyat sırasında cerrahi alanda tamamen anestezi yöntemi olarak kullanılabilir. Bunun dışında cerrahi alanda kanama kontrolünün sağlanması kişinin zihninde iyileşeceğine inancının arttırılması için çok önemli. Çünkü birçok kişiyi ameliyat ediyorsunuz. İşte kanser ameliyatında diyelim ki nüks çıkıyor. Aynı ameliyatı yapıyorsunuz. Çok başarılı geçiyor. Tekrar tekrar ediyor. Veya bir ilacı veriyorsunuz. Kişi rahatlıyor. Başkasına veriyorsunuz. İyileşmiyor. Aslında altında kişi faktörünü yani insan faktörünü unutuyoruz. İnanç faktörü. İnanç faktörünü. İnanç faktörü. Gerçekten neye inanıyoruz? Biz iyileşmek istiyor muyuz? İyi olmak istiyor muyuz? Yoksa bu hastalıklarla belki de sekonder kazançlarımız mı var? Bunlar çok önemli. Bir de o var değil mi hocam? Evet, çünkü aslında iyileşmek istemiyor. İyileşmek istemiyor. Onu çünkü hasta kaldığında işte bir kadının başının ağrıması bazen biraz bile olabilir. Her baş ağrısı böyledir demiyorum ama. Bir mesela annelerimiz, babaannelerimizin işte naz yapıyorlar, niyaz yapıyorlar. Çok önemli. Bunların sevgiye ihtiyaçları var. Çünkü bunu anlamak gerekiyor. Naz yapıyor diye bırakmak değil, ihtiyaçlarını böyle talep ediyorlar. Alttaki etkeni anladığımızda
Bunu iyileştirebilecek bir ilaç yok. İyileştirecek tek ilaç sevgi. Eşinin birazcık onu sevmesi belki de o bayanın başının ağrısının geçmesine sebep olacak. Bu da bir hipnoterapi mi o zaman? Kesinlikle bu da en bir büyük, hipnoterapi. En büyük hipnoterapi sevgi diyebilir evet, miyiz? Evet, algınız değiştiğinde bütün duygularınız bedeninizdeki o iyileşme süreci kendiliğinden başlıyor. Aslında buradan da anladığımız sürece anladığımız kadarıyla demin de bahsettiğiniz gibi hipnoz aslında bir uyuma değil, bir uyanıklık hali, farkına bir varma. Farkına varma, bir farkındalık evet. hali değil mi? Evet. Biraz şu atölyeden demiştim ya böyle hasta yakınlarınıza yaptığınız terapilerden bahseder misiniz? Evet. Nelerden nelerle karşılaşıyorsunuz evet. orada? Şimdi neler burada oluyor? Yoğun bakımın, ameliyathanenin yoğun bakımının önünde ya da kronik bir hastalığıyla gelen hasta yakınları genellikle sabırsız, bazen çaresiz. Ve orada kendilerini değersiz hissediyorlar. Yani bir çocuğuna bakarken, bir eşine bakarken zamanın gittiğini düşünüyor. Böyle bir küçük atölye kurduk hastanemizde. Bu atölyede hobi atölyesi yaptık. Hobilerimizi unuttuk çünkü. Anda kalmayı sağlıyor. Yani kişinin bir hobisinin olması gerekiyor. Ve çok uzun zamandır birçok kişi hobisini unuttu. Örgü örmeyi unuttu. Bir işle uğraşmayı bıraktı. Müzik çalmayı, bir müzik aleti çalmayı unuttu. Bunu yapanlara hiç sözüm yok. Evet. Ama birçoğundan uzaklaştık artık. İnternet hobilerimiz internet ve cep telefonumuz. Bunlar maalesef. Bir hobi haline geldi. Çünkü o bizi anda tutuyor. Oysa anda tutacak hasta yakınları için bir atölye kurduk. Burada örgü ördürüyoruz. Bu ördüğümüz örgüleri küçük motifler, mandalalar yaparak, tişörtlere veya farklı şeylerin üzerine işleyerek bunların bir çocuğun hayrına veya hasta bir çocuğun yararlanması için satıyorlar. Evet, değerlendiriyorlar. Ben burada aracılık ediyorum. Bu terapilerin çoğalmasını istiyorum. Çünkü örgü terapileri, hobi terapileri, işte bir cam sanatıyla ilgilenmek, bir işle meşgul olmak çok önemli bir terapi. Çok eskiden Osmanlı'da, Edirne'de var. Meşguliyet atölyeleri varmış. Kişilere işte anneannelerimiz, babaannelerimiz hep örgü örerlerdi. Böyle atölyeler kurduk. Her çarşamba toplanıyoruz bu atölyelerde. Hem hasta yakınlarıyla sohbet ediyoruz. Biraz sağlıktan bahsediyoruz. Biraz hobilerden bahsediyoruz. Ve kişinin orada hem zamanının geçmesini hem iyileşme süreçlerini daha kolay anlıyorlar. Daha çok faydalanıyorlar diye Şahane düşünüyorum. Şahane bir şey öncülük etmişsin evet. hocam. Elinize sağlık. Teşekkür Son ederim. Son olarak kısacık hocam bahsetmeden geçmeyelim. Anestezi hekiminin olmazsa olmaz. Daha doğrusu anestezi hekimsiz olmayacak birimlerden biri yoğun bakım. Evet. Yoğun bakımlarda işler nasıl yürüyor? Nasıl bir hayat var orada? Bundan bize kısaca bahseder misiniz? Bu belki sürpriz olsun istiyorum. O bir kapalı kapı, yoğun bakım kapısı. İnce bir çizgi gibi anlatılır içinde ve dışında olanlar diye. Bununla ilgili bir kitap yazdım. Kitap geliyor, yoğun bakımdan mektuplar diye. Hep içeride insanlar sadece bir hayatın bittiğini, belki bir son gibi. Ama son 4-5 yıldır yoğun bakım teknolojisi, uygulanan tedavi yöntemleri son derece gelişti. Ve insanlar orada bir yaşam buldular. Belki de kendileriyle yalnız kaldıklarında, kendileriyle baş başa kaldıkları bir ortam orası. Benim için çok özel bir ortam orası. Dolayısıyla orayı anlatan, sadece hastalardan değil, hasta yakını, personel, hemşirelerimle birlikte bir mektup yazdık. Okuyacak olanlara. Orada neler yaşıyoruz, neler yapıyoruz diye çok böyle kapalı bir kutu gibi geliyor. Biz orada aslında kendimiz de şifa buluyoruz. Belki o sürpriz olsun, devamı da orada gelsin. O zaman kitabınızda evet, yoğun bakımdan takip mektuplar yoğun geliyor. Yoğun bakımdan mektupla yoğun bakımı daha iyi anlatacağız. Daha iyi anlamaya evet. Başlayacağız inşallah. Evet. Şimdiden inşallah çok güzel işlere adım atmış olmanızı diliyorum hocam. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Sağ olun. Ederiz. Evet sayın seyircilerimiz bugünkü programın da sonuna geldik. Sağlık ve güzellikle kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.